Değerli dostlarımız Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la Akla Kapı yeni bir programla huzurlarınızdayız. Dost TV ekranlarında Dost Efendi yepyeni bir programla inşallah çok büyük öğrenmeler gerçekleştireceğiz. Dünyamızda yeni kapılar açılacak. Aklımıza kapılar açılacak. Hayatımıza yepyeni soluklar gelecek diye ümit ediyoruz. Üsküdar Üniversitesi'ndeyiz. Şu anda İstanbul'da Nevzat Tarhan hocamın kurucusu olduğu Üsküdar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bu programı gerçekleştiriyoruz. Onun stüdyosundayız ve değerli hocam Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz diyeceğim. Biz size hoş geldik aslında Evet, bugün. hep beraber hoş geldik. Davetimizi kabul ettiğiniz yine Estağfurullah. de Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi Nevzat Tarhan bütün Türkiye'de herkesin tanıdığı bir isim. Karşımızda Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bir çınar var. Psikiyatri alanında örnek gösterilen bir isim, aynı zamanda girişimci bir isim. Bir üniversiteniz var, bir hastaneniz var, eserleriniz var, kitaplarınız var, öğrencileriniz var. Ve bu yönünüzle Türkiye'de belki herkes Nevzat Tarhan'ı tanır. Biz şu andaki bu sonu görüyoruz. İstiyoruz ki Akla Kapı programlar serimizin ilkinde öncelikle o bizim sonucunu gördüğümüz, o çınar halini gördüğümüz Nevzat Tarhan nereden başladı? Neler yaşadı? Ne gibi bir yolculuktan geçti? Yani o çekirdekten itibaren bugüne gelinceye kadar neler oldu? Hocam isterseniz şöyle başlayalım. Nevzat Tarhan nerede doğdu? Ben 1952 Amasya'nın Merzifon ilçesinde orada doğdum, Nasıl bir 1952'de aileniz vardı Temmuz. hocam? Ailem Merzifon'un Anneniz, babanız. annem babam esnaftı. Yani ben doğduğum yıllarda un zahire işi yapıyordu. 60 yıllardan sonra benzinlik işi şey yaptı. Akaryakıt istasyonu vardı. Annem de babam da ikisi de Merzifon'da'nın yerlisi olan aileler. Yani o şehirde doğmuş büyümüş Kaç kardeşsiniz hocam? aileler. Üç kardeşiz. Siz kaçıncı Ben oluyorsunuz? birinciyim. Yani iki Abisiniz. aile dedi, anne baba tarafında da ilk torun benim. Onun avantajları da oldu tabii. Evet. Zorlukları da oldu. Hem çok sevilmişsinizdir, Evet tabii torun hem de benim. bir sorumluluk yüklenmiştir Tabii size. o da yani iki taraf içinde ilk torun olmanın verdiği bir şey var Ne tabii. zamana kadar orada kaldınız hocam, Merzifon'da? Ben ilkokulu orada okudum, Namık Kemal İlkokulu'nda. Ortaokulu da yine Merzifon'daki o tarihlerde yeni yapılmış bir ortaokuldu. Orada gördüm. Ortaokul son sınıfta bizde lise yoktu o zaman Merzifon. 1966'da düşün. Lise yoktu. Babam beni şeye işte lise yok. Bir o sene açılacaktı ama lise. Evet. O sene açılacaktı. Ya burada şimdi burada yeni açılıyor. Bunlar burada daha buradaki tecrübesiz buradaki lise sen yatılıya bir yere git diye beni yatılı okul sınavlarına soktu. Oradan işte yatılı lise de vardı. Devlet yatılı da vardı. Evet. Kulede Asker Lisesi, Hava Lisesi falan ayrı ayrıydı o zaman. İşte Kulede Asker Lisesi'ni sonuçta kazandım ortaokuldan sonra. Çok güzel. O 13-14 yaşlarında ayrılmış olduk Benim Merzifon'dan. babam da öyle. 12 yaşındayken Tokat'tan trene bindirmişler. Kuleli Askeri Lisesi'ne gitmiş. Öyle mi? Peki hocam öncesinde yani ilkokul, ortaokuldayken hatırlıyor musunuz? Yani geleceğinizde nasıl birisi olmayı hayal ederdiniz? Ben aslında mesela o tarihlerde ilkokulda ben hatırlıyorum. Hani çocuklara sorulur ya ne Ne olmak meslek ne istiyorsun? olmak istiyorsun diye. Ben o zaman düşün 1958'lerde elektronik mühendisi diyordum. Oo. Neredeyse o zamanlar demek Var ki mıydı öyle tanıdığınız varmış falan demek birisi? ya varmış demek dediğime göre. Yani herkes öyle deyince birbirine bakardı filan. Böyle bir şeydi. Fakat benim ailede babam anne tarafımda dayım şeydir. Türkiye'nin ilk kardiyologlarından. 7 sene Amerika'da kaldı. Geldi. Ailede örnek derler. Öyle bir Annem örneğiniz onu var. örnek göstererek bize beynimizi yıkadı tabirse. Diğer dayım da diş hekimiydi yine Merzifon'daydı. Yani bu o nedenle bir tıbba bir şey oldu, meyil oldu. Kuleli'de okurken de seçim zamanı hatta benim hayatımda çok ilginçtir onu zaman zaman da söylerim. Kuleli'ye girerken göz numaram çok da az bir şeydi. Asker liseye girişe engel değildi. Ama Kuleli'de göz numaram ilerledi. 2'yi geçince
Muharip sınıf olamıyorsun. Levazım, personel gibi yardımcı sınıf oluyorsun. Hmm. Ben Gümüşsuyu Asker Hastanesi'ne göz muayenesine gittim. Göz muayenesinde oradaki göz doktoru albay bey. Simasını halen hatırlıyorum. Kır saçlı böyle birisiydi. Çok saygıdeğer görünüşlü birisiydi. Baktı bana, ya senin göz numaran ilerlemiş dedi. Sen harbiye gidersen yardımcı sınıf olursun dedi. Ben de o zaman ben aslında tıbbiye gitmek istiyorum ama fakat 400 kişilik sınıftı Kuleli'de son sınıf. Hmm. Sadece 40 kişiyi sınava girme hakkı vereceklerdi. Kazanmak değil bak. Üniversite sınavına girme hakkı vereceklerdi. Evet. Onu da komutan kendini seçiyordu onu. Hmm. Ben dedim böyle böyle, aslında ben tıbba geçmek istiyorum ama derslerim de iyi fakat sınıfta ilk 3 kişi arasındaydım. Komutana söylemek gerekiyor, komutan seçiyor falan diye ve masum bir şekilde kendimi ifade ettim ona. Ondan sonra meğer o da benim yanımda komutan aradı. Arkadaşıymış komutan. Arkadaşıymış, aradı. Komutan da gelsin dedi. Ertesi gün gittim komutan. İlk defa mesela kurmay albaydı komutan. Bayram Paşa'ydı. O zaman o kor generaldi. Kurmay albaydı. Onu çağırdı, sordu. İşte bak, derse baktı, hemen kabul etti beni. Sınava girdim. O 40 yani kişi arasına girdiniz. 40 kişinin arasına girdim. Evet. Zaten iyi olduğu için rahatlıkla ilk sınavda tuttu puan. Maşallah. Çünkü orada eğitim iyiydi ya. Sınıflar 20-22 kişiydi. Kuleli'de. Hocalar çok kaliteliydi. Orada kaç yıl geçirdiniz hocam? 3 sene. 3 sene. 3 sene Kuleli'de. Anladığım kadarıyla 13 yaşına kadarki süreçte yaklaşık Merzifon'da kaldınız. Evet. Ailenizle beraber. Ondan sonra orada lisede iyi eğitim imkanları olamayacağına inandığı için babanız sınavlara soktu sizi. Evet. Ve sınavda siz Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandınız. Evet. Asker olmak gibi isteğiniz var mıydı? Ben o zaman askerlikle ilgili bir şeyim yani öyle... Yoksa iyi bir lise orası diye. Yok, iyi bir lise olarak gittim. Hmm. Yani o askerlikle ilgili özel bir kafamda bir şey hatırlamıyorum böyle. Ama yani asker olmak bizim ailede yüceltilirdi, yani konuşulurdu, söylenirdi. Kuleli iyi bilinen yani o zaman tabii o anda, o zamanki en yani şey okullardan, yani seçkin okullardan birisiydi, yani kazanmak kolay değildi.